Şimdi ben dün bahsettiğim ve şu anda gündem olan bu film krizi diyeyim ve ikinci Arap Baharı'nın tekrar başa dönmesi diye tarif edilen olaydan biraz bahsetmek istiyorum. İnsanların şunu görmesi gerekiyor böyle olaylar neticesinde. Deccal nasıl bir sistem uyguluyor ve Deccal'in sistemi nasıl Müslümanlar ve iman edenler birlik olmadığı için Deccal'in sistemi nasıl başarılı oluyor? Allah onu bütün insanları aslında gösteriyor şu anda. Bakın sırf inananları, iman edenleri, sırf Müslümanları değil, iman edenleri, Allah birdir diyenleri provoke etmek için öylesine bir film çekiliyor. Daha önce hocamız bahsetmişti, adam zaten kendi filmini çekiyor. Fakat orada bir isim söylüyor mesela, diyor ki bu peygamberimizle ilgili haşa. İnsanlar da bunu kabul ediyorlar, bu adamı meşhur ediyorlar ve onun üzerine olaylar çıkarıyorlar. Şimdi burada Deccal'in tehlikesini görmek için biraz dikkat çekmek istiyorum bu olaylara. Deccal'in amacı nedir? Bakın çok önemli bir amacı var. Hocamızın yıllardır üstünde durduğu bir konudur bu. İman edenleri, Allah birdir diyenleri, gerçek iman sahiplerini Allah aşkıyla yaşayan insanları birbirinden ayırmak ister Deccal. Deccal bunu niye ister? Çünkü eğer iman edenler bir araya gelirlerse çok güçlü olurlar. Allah buna dikkat çekiyor Kur'an'da. Çok güçlü olunca da her türlü deccali sistemi, şeytanın her türlü tuzağını, şeytanın her türlü felaketini ortadan kaldıracak bir güce sahip olurlar. Fakat bölünürlerse ne olur? O zaman deccal yani şeytan kendi sistemini bütün dünyada hakim kılabilecek bir güce sahip olur. Ve çünkü Müslümanlar Müslümanlarla uğraşıyor olur. Müslümanlar Hristiyanlarla uğraşıyor olur. Hristiyanlar Musevilerle uğraşıyor olur. Yani dindar insanlar birbirine düşmüş olur. Güçlerini kaybederler. Allah bunu söylüyor. Eğer birlik olmazsanız aranızda fitne ve bozgunculuk çıkar diye. Evet. Yeryüzünde diyor. Aranızda iyi. Yeryüzünde fitne ve bozgunculuk. Bakın daha geniş bir alanı kapsıyor. Bütün yeryüzünde Allah bir fitnenin olacağından bahsediyor. Evet. Şimdi Deccal'in en önemli kozu Müslümanları bir araya getirmemek, Müslümanları birbirinden ayırmak. Yine ayrıca önemli bir kozu da iman edenleri, yani Hristiyanları, Musevileri ve Müslümanları bir arada tutmamak. Yani onları da birbirine düşman etmek. Şimdi bakın bu konuyla ilgili yeni ifadeler gündeme geliyor. Deniyor ki yeni Haçlı Seferi. Şimdi Haçlı Seferi diye bir ifadeyi zaten daha önceden ortaya çıkarılmıştı ve sanki Hristiyanların Müslümanlara yönelik bir saldırısı gibi gösterilmişti. Ve biz bunu açıklamıştık. Orada Hristiyanlık, gerçek Hristiyanlıkta böyle bir şeyin olması mümkün değil. Evet. Bunları yapanlar ateist, o dönemin ateist tapınakçılarıydı. Ve onların idaresinde bu gerçekleşti. Ve onlar o şekilde fitne ve bozgunculuk çıkardılar. Dolayısıyla bir insanın dindar olup, Allah'ı seven bir insan olup karşı tarafa saldırması, özellikle de iman eden bir insana saldırması mümkün değildir. Bu hiçbir dinde yoktur. Dolayısıyla şimdi yeni söylemler de aynı şekilde hep Müslümanları Hristiyanlara düşürmek, yani ikisinin arasını ayırmak için özel olarak provoke edilmiş konulardan oluşuyor. İşte Deccal savaşını bu şekilde veriyor, mücadelesini bu şekilde veriyor ve insanlar bilgisiz oldukları için de bunun tuzağına çok rahat düşebiliyorlar. Halbuki yapılması gereken ne? Bakın akılcı bir Müslümanın yapması gereken ne? Birincisi dışarıdan bakacak. Bu şeytanın, Deccal'in bir oyunu. Provokasyon için ortaya atılmış bir şey. Amaç belli. Arada sadece bozgunculuk çıkarmak, Müslümanların gücünü kırabilmek, Müslümanların Hristiyanlarla birleşmesini engelleyebilmek, Musevilerle bir araya gelmesini engelleyebilmek. Şimdi burada oynanan bariz bir oyun olmasına rağmen, açıkça bir komplo olmasına rağmen, akılcı yapılması gereken şey nedir? Sen bütün Müslümanları bir araya toplarsın, Hristiyanları toplarsın, Allah'ı seven Musevileri toplarsın. Biz bu deccali sisteme karşı birlik olalım, gücümüzü birleştirelim, bir sevgi bağı kuralım dersin. Türk İslam Birliği için uğraşırsın çünkü Türk İslam Birliği bütün milletleri, devletleri ve bütün dinleri kucaklayacaktır. Bir birlik oluşturursun ve deccale karşı bu birlikle güç sağlayalım ve buna karşı bir savaş verelim, bir ilmi mücadele verelim dersin. İşte o zaman böyle provokasyonlar oluyor mu? Hayatta olmaz. Yani hiç kimse çıkıp da bu işte ben şöyle bir film yaptım, şöyle bir karikatür yaptım diye ortaya evet, çıkamaz. Asla gücü olmaz. Aşırı derecede korkarlar. Böyle bir şey mümkün değil. İşte o yüzden gerçek ilmi mücadelenin ne olduğunu bilmiyorlar. Yani gidip bir yerlerde bayrak yakmak değildir. Gidip bir yerlerde işte elçilik basmak değildir. Ya çıksa da onun etkisi olmaz zaten. Onun yani ne etkisi olacak ki? İnsan, tabii. Evet. Yani ciddiye almaz hiç kimse tabii, onun fikirlerini. Orada yanlış bir temsil hatta durumu var. Yani Müslümanlık bu değil. Evet. Müslümanlığı yanlış temsil ediyorlar. Dolayısıyla güzel bir şekilde Müslümanlığın sevgi ve barış dini olduğunu güzel bir şekilde temsil etmek ve aynı zamanda bizim
ehli kitabı da kucakladığımızı ve onlara saygı duyduğumuzu ve o güç birleşmesinin önemli olduğunu bütün dünyaya vurgulamamız gerekiyor. İnşallah, aslında inşallah. Bu provokasyonlar bunu göstermek için iyi fırsatlardır. Müslümanların bunu mutlaka değerlendirmesi gerekiyor. İnşallah. Gerçekten İslam'da fikir özgürlüğü